Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu, hayatınıza bolluk bereketi çekmenin formülü nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Biz ne zaman teşekkür ederiz? Bir isteğimiz olduğunda, bir şey gerçekleştiğinde. Vücudumuz o kadar objektif ki, hayalle gerçeği, olanla olmayanı sen tepki verdiğinde alt bilincimizde kodlanıyor. Çünkü eğer biz bir şeye teşekkür ediyorsak, vücudumuz da teşekkür ettiğimiz olana inanıyorsa bu anlamda, çünkü teşekkür ediyorsak minnettarlığın duygusal imzası olduğu için yapıyoruzdur. Olumlu bir şey olduğunda, başımıza iyi bir şey geldiğinde, hoşuna giden bir şey olduğunda teşekkür ediyoruz. Gün içerisinde her şeye teşekkür etmemiz lazım. Bolluk, bereket enerjisi çekmenin en önemli yolu bu. Teşekkür ederim diyorsun çünkü minnettarlık hissi zaten olduğu anlamına geliyor. Zaten oldu. O yüzden gün içerisinde durmadan kendinize, evrenize, bolluğa, berekete, paranıza, aşkınıza ne olduğu önemli değil teşekkür edin. Hatta daha önce yaşadığınız negatif olaylara bile teşekkür edebilirsiniz. Gerçekleşmeden önce nasıl şükür edileceğini öğrenin ve etrafınıza öğretin. Kalbimizi açalım. Kalbimiz bir davulun çarpması ya da bir suya bir çakılın düşmesi gibi bir alan yaratır, hale yaratır. Bu yaratılan alan da yaratıcı enerjiyi taşır. Çünkü hayata verdiğimiz teşekkür ya da niyetlerimiz, sağlığımız ya da dünyaya bakış açımızla ilgili tatminliğimizi gösterir, zenginliğimizi gösterir. Teşekkür etmek, var olanı görmek çok önemli. Biz genelde acı çekme enerjisi içerisinde buluyoruz. Ve bu sağlıksız olduğumuz yönlere dikkatimizi verdiğimizde sağlığımız düzelmiyor. Bazen diyoruz kalbimi açamıyorum. İşte hangi hisleri içimizde taşıyoruz? Çünkü taşıdığımız bir şeyler var ki başkasına açamıyoruz, dolduk. Açınca yığılacak gibi düşünürüz. Bazen de diyoruz ki o kadar iyiyim ki herkes beni kullandı. O yüzden de kalbimi açmak hissetmiyorum ya da istemiyorum diyorsunuz. Bazen de sabırsızlık enerjisi içerisinde oluyoruz. Bunların hepsi duygu durumumuzdaki değişiklikler. Biz eğer sabırsızsak sabırsızlıkların üstesinden sabırla gelmemiş ya da sabırla gelmek zorunda olduğumuzu unutuyoruz demektir. Bilinçaltı programlarınızı değiştirdiğinizde yaşadığınız şeyleri ve olanla, var olanla aranızdaki bağlantıları da değiştirmiş olabilirsiniz. O yüzden bilinçaltınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Bilinçaltı dönüştürme meditasyonu kanalda var. Dilerseniz dinleyebilirsiniz. Kalbinizde biraz daha açılmaya, biraz daha fazla hissetmeye başladıkça tutarlı bir beyinle uyumlu bir kalbe sahip olursunuz içsel olarak. Ve ikisi arasındaki denge dışarıdan değil, içeriden gelen bir bilgi alışverişi, birbirlerine bağlayan kalbinin açıldığını, beynin tutarlı olduğunu ve daha büyük bir şeye bağlı hissettiğinizi, dolayısıyla kendinizi ayrı hissettiğinizi de görürsünüz. Burada aklımıza şu gelebilir. Çok iyi olduğumuzda hayatımızdaki hiç kimse, hiçbir koşul, hiçbir deneyim bizi o kişilerden ya da o şeyden uzaklaştırmaz mı? Yani çok iyi olduğumuzda başkalarından ayrılır mıyız? Asıl sorun bu. Biz iyi olduğumuzda aman kimseye söylemeyelim göz değer, nazar değer dedikçe birbirimize nazar enerjisi de çekiyoruz. Şöyle düşünün. Sahip olduklarınızdan memnun musunuz? İlk önce buradan başlayın. Eğer içinden hayır ben teşekkür etmek istemiyorum, içimden bu gelmiyor, yapamıyorum diyorsanız sahip olduklarınızı yazabilirsiniz. Sahip olduklarınızın sizde yarattığı duyguları yazabilirsiniz.
sahip olmak istediğinizi yazıp, gözünüzü kapatıp gerçekten ona sahip olduğunuzda nasıl duygu durumunuz, davranış şekliniz, konuşma şekliniz nasıl değişecek? Bunları üzerinde düşünebilir, bunları hayal edebilirsiniz. Kendini neyle bütün hissediyorsun? İnsanların senin hakkında düşündüğünü mü umursuyorsun? Kendinle mutlu olmayı mı umursuyorsun? Ya da özgürlüğü mü umursuyorsun? Buna bakmanız lazım, bolluk bereketinizi artırabilmeniz için. Şunu demeniz gerekiyor. Nasıl göründüğüm umurumda değil. Sadece kendimle mutluyum. Kendi dönüşümüme tanık oluyorum. Ve bu bana çok büyük bir keyif veriyor demeniz gerekiyor. İnanmıyor olabilirsiniz ama gerçekten deyin, bir olumlama gibi yapın. Emin olun 21 gün içerisinde işe yarayacak. Her zaman iyileşmelerimiz üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu formülü öğrenmeye çalışmamız lazım. İstikrar çok önemli. Bu formülün kendisi istikrardır. Hayatta zor şeyler mutlaka yaşayacağım. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bazı şeylere bağlanacağım, üzüleceğim ama önemli olan onlardan aldığım ders. Çünkü bu hayatta herkes kendi rolünü yapıyor. Yaratma modunda yaşarsanız çok zarif şeylerle yaşarsınız. Çünkü yaratıcı enerjisi gelir size. Şimdi de olmanız lazım. Yaratma modunda yaşayabilmeniz için. Bağımlılıklarınızı kesmeniz lazım. Bağımlılık başkadır, bağlılık başkadır. Duygularımızla yaşadığımız hayatta çok büyük boşluklar olduğunu görmeniz lazım. Bu boşluklar bizim bedenimiz içerisinde enerjiyle var olup o enerjiye yüklediğimiz anlamla bizi var ediyor. Nerede olursak olalım, kimle olursak olalım, nasıl olduğumuz önemli kendimizle. Çünkü nasıl olursak o nasıl gibi kişileri, bolluğu, bereketi, aşkı, sevgiyi çekiyoruz hayatımıza. Eğer maddeyi maddeyle dönüştüreceksem ben buyum, şuradayım ve bunu yapabiliyorum demeniz lazım. Eğer para mı istiyorsanız para olacaksınız. Maddeyi maddeyle dönüştürmek bu. Aşk mı istiyorsunuz? Aşk olacaksınız. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, aşk ateşi önce sevilene düşer, ondan sonra sevene. Buradaki ayrımı iyi algılamamız gerekiyor. Kendimi başkalarından, o farklı dünyada, ben farklı dünyada dememeniz lazım bolluk bereketinizi arttırmak istiyorsanız. Bu evrende sonsuz miktarda olasılık, sonsuz miktarda bolluk, bereket ve ne istiyorsanız o var. Sadece olanları kendinizle hak ettiğinizi düşünmeniz lazım. Hedeflerinizi yazabilirsiniz. Var var tekniğiyle olana odaklanabilirsiniz. Olumlama ve niyet çalışması yapabilirsiniz. Her negatif düşünceler aklınıza geldiğinizde nefes çalışması yapabilirsiniz. Olanları gözünüzün önüne yazıp koyabilirsiniz. Olduğunuz bir şey olmuş gibi hayal edebilirsiniz. 21 gün kuralını oluşturduğunuzda sonsuz olasılıktaki kuantum alanından eş zamanlı olarak var olur ve bu fırsatlarla dolu hayatınızda canlılığı yaşarsınız. Buna o kadar şaşırırsınız ki kendinize hayran olursunuz. Bir rüyadaymış gibi hissedebilirsiniz. İnanılmaz bir duygu gelecek size ve dualarınızın da cevaplandığını bileceksiniz. Çünkü böyle duaların da cevaplandığı bir kuantum alanı var. Bu sizin için olasılık olsa bile bu dediklerimi yaptığınızda bu olasılık seni bulacak. Çünkü siz neyseniz onun gibi şeyler size gelecek. Düşünün, hayal edin. Sonsuz miktarda zamanınız olsaydı ve zaman uzay aleminde bir geçmiş yoksa, gelecek yoksa, her şey şimdi oluyorsa neler yapabilirdik? Senden yapmanı istediği şey bedeninde gerçek olsaydı, önce zenginliğinizi ve zenginliğinin sevincini deneyimledikten sonra bunun içsel ve hassal tadını bilirsin. Bununla ilgili kanalımızda Evren Bank'la ilgili uygulama var. Bu da bu bolluk bereket olumlamasını çok fazla arttırıyor. Dilerseniz dönüp dinleyebilirsiniz.
sonsuz miktardaki zamanlardan sonsuz bolluğu çektiğinizi düşündüğünüzde yatmadan önce ve kalktıktan hemen sonra yine bolluk bereket enerjisi sizin alanınıza gelecektir. Bazen zenginliğin sevincini deneyimlediğinizi de hayal edebilirsiniz. Çünkü beyin hayalle gerçeği ayırt edemediği için mış gibi yaptığınızda, o tatminle olduğunuzda, bu enerjide olduğunuz için size olacak enerjiler gelecektir. Çünkü sen nasıl hissediyorsan vücudun bu farkı bilmez. Zihinden yaratılmış bedenini bunun nasıl bir his olduğunu ve sevincini, ilhamını, duygusallığını öğretmiş olacaksınız. Ve vücut bunu deneyimlemeye başlayacak. Bolluk bereketi, varoluşu ya da uyanışı sadece bu yöntemle yapabilirsiniz. Çünkü bedeniniz gerçek olduğunu hissettiğinizde, vücudunuz bu farkı anlamadığında zihin de bunu olasılıklardan çekmeye başlayacak. 17 saniye kuralını hayatınıza uygulamanız çok çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek iyi ki varsınız.